Sevgili, sevgili Aret konuğum. Burada da bir seyircilerim olmadığı için onları da çok özledim. İnşallah en kısa zamanda bu virüs yani ortadan kalkar da normal yaşama döneriz. Aret'çim sana çok sorular geliyordur. Ee, sabah zaten Instagram'ına girdim Aret Aha. Bartanyan. Ee, orada böyle ilişkilerle ilgili çok güzel şeyler anlatmışsın. Hatta ben de hikayemde paylaştım. Eee koronavirüs şimdi de ilişkilerimizi vurdu diye. Gerçekten ama Ekran başında kalın. İlişkilerimizi nasıl etkilediğini konuşacağız. Şimdi alışmışız ya biz kadınlar. Evde uyandık, çocuğu gönderdik, kocayı işe gönderdik. Alıyoruz elimizde kahvemizi, geçiyoruz televizyon başına. Artık o yok. Bir paçamızda çocuklarımız, bir tarafta eşimiz. Eyvah ne yapacağız? Sorularla yönetiyoruz programı biliyorsunuz. Aret ilk sorum şöyle. Koronavirüs nedeniyle karısı onunla uyumuyormuş. Ya bu bir tedbir ama. Yani sonuç tabii tab olabilir. Yani. çünkü sonuçta emin değil ve e, taşıyıcı olabilir. Dolayısıyla bu bir ihtimal ama onun herhalde kontrolleri falan yapılır diye düşünüyorum. Peki bu ilişkiyi bitirmez mi? Birlikte uyumamak, birlikte yatmamak, sarılmamak. Felç olursam ne olacak? Ya da ağır bir hastalık geçirdiğimde veya tehdit olacağım bir hastalık, radyoterapi tedavisi, atom tedavisi o durumlar olabilir. Bunlar geçici ama. Ama eğer her şey yolundaysa ve virüs yokken biz sarılıp uyuyamıyorsak büyük sıkıntı. Ha, diyorsun ki bir kriz anında bu çok normal. Çok güzel bir şeye değindin ya. Ya hasta olursa ne olacak? Yani çocuk hasta olabilir de çocuk anne çocukla yatabilir vesaire birçok şey olabilir orada ama eğer sürekliliği varsa ve bir kriz ortamı yokken sarılıp uyuyamıyorsak o büyük sıkıntı. Kocamın iş arkadaşı olan kadının kocama fotoğraf kocama fotoğraflarını gönderiyor kadın. Kocamın iş arkadaşı olan kadın kocama fotoğraflarını gönderiyor. Kocam ona aşık olabilir mi diye sormuş. Aralarında bir şey olabilir ama aşk bir durumda da ona bakarız. Yani sonuçta ama özel taraflar geliyorsa eğer iş dışındaki orayı bir sorgulamak gerekir. Aralarında nasıl bir şey olabilir yani? E, aşk olmayabilir. Ne olabilir? Şeyler. Heyecan olabilir, tutku olabilir, hoşlanma olabilir. Bir ama adam sana... evli. Biliyorum canım tam onu artık şey yaptık yani onu ondan keşfettik şu anda. Ama nasıl mesela evli anda... bir adama bir fotoğraf gönderilir mi? Eğer hoşlanıyorsan ve bir ilişki noktasındaysa olabilir o ancak. Şu anda bir şeyler ayyuka çıkıyor orada. Bunu ama bir şey söyleyeyim <laughs> bakın. E, küçük küçük geçiyoruz şimdi. hepsi çok Her birinin dinamiği farklı. Yani böyle hızlı hızlı geçmek kolay. Tamam ama... o zaman geniş geniş anlatalım. Tamam, geniş bu geniş program anlatalım. senin şu tamam. anda. Ee, ve düşüncelerini çok merak ediyoruz. Evliyim ve tamam. kocama Hı -hı. başka bir kadın fotoğraflarını gönderiyor. Benim tüylerim diken diken Olur. oluyor bu duruma. Olur. Ama şeye bakın. Ama sen diyorsun ki başka dinamikler olabilir orada. Evet evet şu an sırf onun için değil mi? Mesela bu ilişki çoktan tükenmiş bir ilişki de olabilir. Yani yıllardır artık bizim insan olarak sevdiğimiz, arkadaş olarak evi paylaştığımız bir dostumuz evde kaldığımız kişi. Hı hı. Öyle ya da böyle bir gün o flört gelebilir. Dolayısıyla şimdi oradaki fotoğrafın içeriğini onu bilmiyoruz yalnız. Yani işle ilgili bir fotoğraf mı? Belki işte bir konferansın. Hayır özel hayır. E, tamam zaten sonuçta orada bir flört var o kesin. 100, yani büyük ihtimalle kesin. Bak, Niye mesajın göndermiş? içeriğini söyleyeyim sana. Şimdi ekrana taşıyamıyoruz tabi. Ekrana yani böyle sınırlı sayıda ee, mesajın içeriğini yazabiliyoruz. selfie fotoğraflarını gönderiyormuş. Hatta çoğunda dekolte olduğunu söylüyor hanımefendi. Tamam. Bir şey var arada ben aşk demek için çok erken diyorum. Yani aşk başka bir şey. Biz genelde heyecanı tutkuyu aşk zannediyoruz. E, ya da eşim birisiyle beraber böyle flörte girdiği zaman... ...eyvah demek ki beni hiç sevmemiş, e, bir başkasına aşık oldu. Hemen bu anlamları yüklüyoruz. E, ama biliyoruz ki bu sanal dünyada e, birçok insan birbirinin fotoğrafına yorum yapıp... E, ...hatta sahte hesaplarla e, birbirlerine fotoğraf gönderiyorlar. E, ama bu olay hemen konuşulmalı. Peki ne yani yapmak Görmezen gelin mi? konuşulmalı. Açıklamaya bakılmalı. E, bakalım nasıl, e, beyefendi tarafından nasıl bir açıklama geliyor... Ee, ama günün sonunda bence ilişkiyi konuşmak zorunda kalabilirler. Peki Kendi tamam, böyle mi? bir fotoğraf geldi. Geldi. Panik yok. Farz edelim, ee, kocam burada, tamam. soruyorum. Bu fotoğraf niye sana geliyor? Hangi fotoğraf? E şimdi ne fotoğrafı? Te ne? Telefonuna yok, gelen telefonu Yok telefon sonra... yok, <gülüyor> 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 Hemen tabii öyle, hemen telefonla. Bak en kritik noktadayız çünkü neden? Herkes evde, herkesin elinde telefonlar var ve herkesin canı burnunda. Öyle bir dönemdeyiz. Gerçekten ilişkilerimizi kurtarmak adına yapıyoruz şu andaki şu programı. Ama bir geri çevirelim. Şimdi bak evdeyiz ve evet. zorunlu olarak evdeyiz. Yani sonuçta bu bir şekilde izole oluyoruz. Ya evde eşimle beraber veya sevgilimle beraber kalmak eğer benim için bir faciaya dönüşüyorsa zaten bunu konuşmamız lazım. Ya aksine aslında beraber geçiremediğimiz zamanı geçirecek zamanımız var. belki birbirimizi koklayamadığımız kadar koklayabileceğimiz zamanımız var. Hissedebileceğimiz zamanımız var. Bunu biz bir kabus olarak görüyorsak, e, kocamın evde olması gerçekten bir fazlalığa dönüşüyorsa veya sürekli birbirimizi yemeye başlıyorsak belki bu dönem yine bizim oturup ilişkimizi konuşma fırsatıdır. Çok güzel bir konuya değindin. Yani evdeki aslında senin imtihanın oluyorsa senin o durumu o zaman bu şöyledir her şey yolundayken de hani işteyim diye günde 15 saat görüşmüyoruz diye devam eden sorunsuz ilerleyen bir şey olabilir ama aynı evde yaşamak nasıl ilişkilerdeki gerçekleri ortaya çıkartır e bu beraber zaman geçirme yoğun zaman geçirme de sorgulama fırsatı verir. Valla bu dönemde öyle hissediyorum ki bütün her şey açığa çıkacak gibi geliyor bütün her şey bütün... ilişkilerdeki bütün. E, Sadece eksikler. ilişkiler değil, iş, güç, her şey. Sosyal güç şey zaten. Ben de gerçek olma zamanı geliyor. Geliyor. Peki geldi. hala sorunu cevaplamadın ama. Evet. Telefonuna mesaj dur. geldi. Onun Erkekler şey, hep böyle ne biliyor bu? musun? Ne bu? Bakalım nasıl geçtirdim? Ne bu? Erkekler hep böyle. <laughs> ne bu ne? Bu? ne? <laughs> tamam. Açıklama gelecek orada. Evet. Yaz kızım. Yani şey Şener Şirin filmi. E, <laughs> e, ama o sorunu çözmez. Yani sonuçta mutlaka bir, bir açıklama her zaman vardır. Hı hı. Önemli olan şey sizin kafanızın temizlenmesi. Yani hanımefendi onu sorduğu zaman doğru bile olabilir. Ya yani gerçekten iş arkadaşı kendi kendine bana sardı ve bunları gönderiyor da olabilir. Ama zaten bunu orada pale o enerjiden belli olur. Yani erkek açığı verir merak etmeyin o anlamda. Yani erkeğin vereceği cevap burada çok önemli. Onun üzerine ilişki şekillendirilmeli mi diyorsunuz? Şunu diyorum, bu konu masaya sıralmalığa geçtirilemez. Geçtirilemez. Peki. Eee Ahmet soruyorum. Dedikodu yapmayan kadın var mı? Dedikodu yapmayan insan var mı ama didikodu... Niye dedikodu... böyle kadınlara mal ediyorsunuz Evet ya şimdi bakın ya. benim de bütün hani e, 10 yıldır herhalde en çok konuştuğum konulardan biri şu kadın erkek meselesinde önce insan ya. Önce sonuçta önce. erkek de dedikodu yapıyor. Erkek yapmıyor mu? Erkek gıybet yapmıyor mu? Ha şu olabilir günlük hayatta mesela e, Kadın sosyal hayatın yani bir toplumsal cinsiyet var, bir de cinsiyetimiz var. Toplumsal cinsiyet kadın erkek bize bazı şeyleri yapıştırır. Yani kadınlar dedikodu yapar, erkekler dedikodu yapmaz veya erkekler duygularını göstermez. Niye? İnsan önce. O yüzden de erkekler de dedikodu yapar. E, dedikodu yapmayan insan yoktur. Fakat şu önemlidir. Yani ya saçı nasıl olmuş falan filan başka bir şeydir. Oba, tabii. Ama bir insanın özel hayatı, kişiliği, karakteri, yüzüne karşı söyleyemeyeceği şeyler, arkasından söylemek sadece korkaklıktır. Çakar. <laughs> Ay çok güzel çok güzel cevaplar geliyor buradan böyle sağlı sollu. Heh. Heh. Bak evlilikte bir anne faktörü var ya. Var. Ya şu annelerden, şu kayınvalidelerden ne istiyorsunuz? Bu arada kayınvalideler deyince ileri yaştaki amcalarımıza, teyzelerimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz, öpücüklerimizi gönderiyoruz. Evdeyiz, en güvenli yerdeyiz, hiç merak etmiyoruz. Sizin için biz de buradayız. İnanın siz evdesiniz diye biz de görevimizin başındayız. İyi ki varsınız. Bu zor günler geçecek inşallah. Karım ...annemi günahı kadar sevmiyor diyor. Annem de karımı sevmiyor. <laughs> Sevmeye gerekmiyor. Olur mu ama şey, o zaman hayat bile, geçmez bak, ki. Işte, evet ama şimdi... ...hoşnut olmayabilirler birbirlerinden. Hı -hı. Ve bizde şöyle bir şey oluyor. Ya, bir şekilde iyi geçirmeleri gerekiyor. Birbirleriyle anlaşmaları gerekiyor. Anlaşamayabilirler. Ee, çekirdek bir aile kuruldunlar. Biz evlendiğimiz zaman çekirdek bir aile var. Veya benim kardeşimle geçinebilirsin Benim işte e, kız kardeşimle... Yani ...neyse akrabalarımla anlaşmak zorunda değilsin ayrıca. Ama Hı -hı. biz... Herkes iyi olsun, herkes birbirle sürekli görüşsün. E bir de annesinin biricik oğluyla hayatının biricik aşkı olan iki kadın yan yana geldiğinde evet. uzlaşmak kolay olmayabilir bazen. O erkek ortada kalıyor. E Paşa o, o erkek çocuğu ama? Biri sağ tarafından çekiştiriyor, biri sol tarafından. Erkek çekiştiriyor. bir tuş, çok, ne çok net, çok e, net. Net olarak tavrı koyacak olan erektir. Ancak, yapacak? ancak bizim ya şöyle, anneye karşı da net duracak eğer eviyle ilgili bir şey atıyorum. ...çocuğun işte gideceği okul veya perdenin rengi. O zaman pardon bir saniye. Bütün Türkiye evde ya. Gel gel lütfen arete yanaş tamam mı? Bütün erkekler erde, erkekler evdeyken seni erkeklerle baş başa bırakıyorum. Erkeklerle baş başa bırakıyorsun. Evet Peki. şurada ne olur bir iki onları öneride çok bulunur net, musun? Çok Rica bir, çok edeceğim. Net. Bu en çok dinlediğim konulardan bir tanesi ki... ...öyle bir dinlediğim konu ki... ...en çok dinlediğim şey... ...neden en çok dinlediğim şey erkekler suçlu oluyor. Annenin gözünde de oğlan sahip çıkmıyor annesine... ...istediği gibi davranmıyor... Eş tarafında baktığınız zaman da kocam beni yeterince sevmiyor ve annesine karşı korumaya dönüyor. Erkekler sorun bizde, çözüm de bizde. Eşim, annem ikisi ayrı hayatımdaki değerlim. O aradaki dengeyi sağlayacak olan benim. Yani ikisini birleştirmeye çalışırken, e, ikisine de iyi gözükmek isterken yumuşak veya bazen e, sözümüz tutamıyoruz. Bazen farklı davranıyoruz. İyi niyetten hatalar yapıyoruz. Bu sefer daha kötü oluyor. O yüzden net tavır koymak. ...bir tarafta eşiniz var, bir tarafta anneniz var... ...ikisi değerliniz ama o ikisini de... ...eşit derecede kollamanız gerekiyor. Evet, Aret Vartanyan'la... ...koronavirüsün ilişkilerimizde... ...etkilerini konuşuyoruz. Eğer siz de bu virüsten... ...evde etkilendiyseniz... ...benim de ilişkim tehlike altında diyorsanız... ...lütfen bizi arayın. 0212-333-3370-71... ...canlı yayın telefon numaralarımız... ...bir de Instagram adresimiz var... ...oradan da bize ulaşabilirsiniz... E, Nur Viral Instagram adresim. Youtube kanalımız var onu da lütfen bir tıkla takip etmeyi unutmayınız. E, telefonlarınızı bekliyorum dertleşmek üzere. Araya bir şey sokayım şimdi o zaman iyice tamam. karıştırayım ortalığı. Süper. Eğer korona yüzünden şu anda sıkıntılar yaşıyorsak bunun e, bu sıkıntıların başlangıcı korona değildir ama. Ha, onu Öncesi konuşacağız yani. ilişkiler yani bizleri aradıkları zaman konuşacağız. Bu arada genç arkadaşlarımız da var. Hani görüşemiyorlar ya evet. işte korona nedeniyle Biz sosyal zor. mesafe var zor. falan eyvah ilişkin bitti mi diyor musunuz? Siz de bizi arayın lütfen. Peki. Şimdi koronavirüs nedeniyle kocam evde e hepsi ne yapsın adam nereye gitsin? Ama benden sıkıldığını söyledi diyor. Hı hı. Sıkılmaması için güzel bir soru. Ne yapmam lazım? Ben o, ben, o benim için niye bir şey yapmıyor ben yapmak için çırpınıyorum. Nasıl yani? Yani eşim sıkıldı. Ben sıkılmıyor muyum? Aa, yani? ilk, defa, ilk, defa bir, ilk defa bir uzman <laughs> Hayır ben ama şey kadın erkek ayırmıyoruz ya. Evet. Bak şey de böyle derim mesela aldatılma korkusu niye kadın daha çok yaşar? Ya da kocayı erkekleri aldatıyor. Ama niye erkek bir ilişkide hakim taraf yok. Yani erkek ilişkinin hakimdir dediğiniz zaman bu duruma gelir. Ama normale baktığınız zaman aldatma konusunda veya sıkılma konusunda e, illa ki ben kocam aman kocam neşelensin aman kocam e, yani bütün yıl hizmet mi edeceğim adama? E, annesi miyim ben onun? O anne evinde olabilir. Ama Ay sonuçta... hani alkış ya? <laughs> ama o, o kadının da, yani sonuçta bu soruyu soran hanımefendinin de aradığını bulamadığı şeyler yok bu evin içinde, var. Dolayısıyla ee, kocası sıkılıp bir şeyi zorla değil ama şu olur, konuşulur. Şunu yapabiliriz en güzeli, mesela ne vardı bizim daha önce keyif aldığımız, sevdiğimiz, evin içinde paylaştığımız, bu belki bir yemektir, belki bir oyundur her neyse, onu gündeme getirebilirim, onu anlatabilirim. Veya dürüst bir şekilde de her sıkıldığım lafını da bu kadar ciddiye almayın. Şuna geleceğim, biz şunlara çok etkileniyoruz. Bir insan bir iş yaparken o anda gergindir veya bir mesaj almıştır, üzülmüştür. Kendiyle ilgili bir sorunu vardır o gün. Her verdiği cevabı ciddiye alırsak, her ağzından çıkan sözcü eyvah benden sıkıldığını söyledi. Şimdi ağzından bir kere sıkılma hakkımı, e, lafı çıktı birinden ve kocam artık benden çok sıkıldı. Kocam artık benimle beraber olmak istedi Bunlar yorum sadece. O kadar çok korkuyoruz ki hemen beni bırakacak birisi, hemen gidecek birisi. Aman kaybetmeyin birisini. Bir saniye sen değerlisin. Ve e, aynı evi paylaşıyoruz, aynı değerlerdeyiz. Dolayısıyla ben niye kocamı memnun etmeye çalışıyorum? Soru şu, kocam beni memnun etmek için neler yapıyor? Bize bunlar mı öğretildi dersin? Doğduğumuz anda, yani şimdi her toplum, her kültür farklı. Ama biz sonuçta şöyle bir şey var, kız belki erkek çocuklarını eşleştirmek derim ben hep ona. Çok basit bir örnektir. Kız çocuğu evde annesine yardım eder ama erkek çocuğu teyzonun karşısına geçer ya, evlendiği zaman da aynı şeyi bekler. O zaman kadının görevi işte paşamın yemeğini yapsın, suyunu getirsin, şey yapsın. Ama bu zaten yeni dünya düzeni veya bu koronavirüsün bize hatırlattığı değişecek olanlar. Evliydin değil mi? başlayanlar. Yardım var mı evde yapıyor musun? Mutfakta mısın? Yapmasam daha iyi. Ya yani mutfak konusuna girmeyelim. Öyle mi? Niye? <laughs> yani şöyle e, dağınığım. İyi yemek yaparım hani severim yemek yapmayı ama onun temizliği sonra büyük mesele. Ama yardım ediyorsun Edim. yani. Vallahi. Ama ben bir şey haksızlık etmeyelim. Eşine buradan sevgilerini gönder. Birçok erkek şu anda bizi izliyor zaten. Öpüyoruz. Ee, Birçok erkek yardım ediyor bence şu anda. Ediyor. Fakat o şefkide de kırmayalım. Yani, Bakayım ediyor mu? Hayır, <laughs> şefkide o şevki de kırmayalım. Şöyle ya denemiştir, yapmak istemiştir. Bulaşık makinesini yanlış yerleştirmiştir. Fırça yemiştir eşinden bir daha küsmüştür evet. ona. Yani, ama nasıl olsa yapamıyorum şeyi tarafı. Eğer yapmak zorunda kalırsa her erkek muhteşem şekilde ütüsünü de yapar, yemeğini de yapar, yalnız da yaşamayı, hayatta kalmayı becerir. Ölmeyeceğine göre siz alıştırıyorsunuz. Ya bir şey siz söyleyeceğim. Dakika. Şu dünyada başınıza ne gelirse gelsin biz kadınlardan. Hemen... <laughs> <mı geliyoruz gülüyor> İnanılır gibi değil ya hani bizim kadar kafanız şey düşsün inşallah. Çünkü eee doğurgan oluşturuyoruz olan, diyorsunuz. doğurgan olan, dişil olan ee, Kur'an-ı Kerim'deki Rahimle Rahman dediğimiz zaman o dişiler erir eril enerji, ee, kadının yaşadığı zorlukları erkek bilmiyor. Peki bu koronavirüs nedeniyle kocası evde kalan hanımefendinin sorusuna dönelim. Tam ciddi ta şu anda. birkaç tavsiyen olabilir mesela şunu, 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 şunu yapın. İlişkiniz canlanır. Çok net. Ee, bir kere ...şu tedirginliği yaşamayın. şunu söylersem böyle mi olur... ...gerçekten içinizden yapmak istediğiniz şeyleri söyleyin... ...paylaşın. Mesela sabah kalktınız... ...o gün gerçekten neyi paylaşmak istiyorsunuz... ...ne yapmak istiyorsunuz hemen eşinizle paylaşın. Hı hı. İkincisi eğer bu sıkıldığın meselesini... ...kafanıza takıyorsanız... Hı hı. ...yani acaba bu ilişkide bir sorun var mı... ...bir şey mi oluyor falan... ...orada biraz sonra geçtiğimizde çok temel kriterler vereceğim zaten... ...çok net kriterler. Ama lütfen... ...konuşmaktan korkmayın. Bize şöyle bir şey var... ...imalarla konuşuyoruz. Direkt bulun. Yani şöyle... Ha, beni çok sevdiğim bir örnektir. Eğitimlerimde kullandığım. Sabahleyin kahvaltıya derken diyelim ki arkadaşlarımız Rumeli Hisarı'nda kahvaltıya gittiler. Veya bir piknik yerine e, kahvaltıya gittiler. Kadın gitmek istiyor oraya. Ben de Instagram'da onu gördüm. Sen de onu gördün Peki ya telefon da. açtı arkadaşı evet. Aradın ve eşine dedin ki işte Melahatlar, işte Ayşeler, Fatmalar e, pikniğe gidiyorlarmış. Hava da çok güzel, muhteşem olacaktır. Bak gidelim demiyor ama. Ama senin gibi böyle gülen bir suratla söylemiyoruz. Tabakları böyle çatır çutur masaya koya koya. O da olabilir. <laughs> Ama önemli olan şey ile gitmesi. Tamam, doğru. Ve sonra adam da der ki evet hava çok güzel inşallah güzel geçer kahvaltıları. Aradan iki saat geçer kadın der ki ya bak işte şuradan da şuraya geçmişler şöyle olmuş. Aa ne güzel hadi selam söyle onlara da telefonda. Akşam olur maç başlayacaktır. Adam der ki hanım ya bir kahve koy deyelim maç seyredelim. Orada kadın kopar. Koparsın. Bütün gün beni evde oturttun dışarı çıkmadık bak. Adam da şunu söyler ama söylemedin ki aşkım. Biz anlamasını bekliyoruz. Yani buradan şunu şunu söylüyorsun. Anlamasını beklemeyin. Kadın ne söyler erkek ne anlar. İnsan ne söyler, diğer insan ne anlar. Peki. Kadın erkek eşit. Direkt işit. olun, direkt olun. Yani... Peki. Şimdi dedik ya koronavirüs nedeniyle hepimiz evdeyiz. Hepimizin telefonlarında şifreler zaten var. Değil mi? Kimilerinde yok. Şifre koyan erkek mutlaka aldatıyordur var diyebilir canım. miyiz? Evet, o zaman şifre koyan kadın kesin aldatıyor diyebilir miyiz? Bakın bunlar... Ee, ...şimdi bana e, şöyle... ...şu çok net söyleyeyim. Ama şifre koyuyorsan... ...senin şifreni kocan biliyor. Bak yılda ortalama... ...yüz binden fazla insanla göz temasını kuruyorum... ...ve binden fazla insanla karşılıklı çalışıyorum. Net söylüyorum. Bunlar sadece sonuç. Yani burada... ...başka bir şey var. Ben neden eşimin... ...telefonunu karıştırmak için yanıyorum? Neden bu kadar merak ediyorum? Neden onun hayatını değiştirmek istiyorum? Demek ki... ...güvenmiyorum. Ne Demek güvenmiyorum. Yüzde yüz. Ve e, neden? Velev ki... İlişkide e, eşim benden sıkılmış artık e, kusura bakma da sen de bana aradıklarımı veremiyorsan o zaman hoşça kal. Eğer ben o mutsuzsam. Bu Hayır basit değil şöyle. Beni aşağıya çekiyorsan, bana hakaret ediyorsan, bana değer vermiyorsan ben niye seninle evli olayım? Şimdi burada başka dengeler de var amaret. Çocuk var. Çocuk var. Ekonomi, hali var, var ekonomi var. Eğitim var. İşte Tabii. o yüzden de annelerimizle konuştuğumuzda bazen 40 yıllık evliler derler ki ya şimdiki aklım olsaydı babana çok damra kırdım. Tamam mı? Ee, o yüzden ne diyoruz? Doğru. Eğitim, ekonomik özgürlük, kadının iç, iç, istihdam yaratması vesaire, kadının güçlenmesi bu anlamda çok önemli. Peki. Öbür türlü bağımlı bir hayat sürüyor. Şimdi evdeyiz ve kocamızın başka bir kadınla mesajlaştığının telefonunu yakaladık. Tamam. Mesajı yakaladık. Ee, kocası inkar etmiş ama. Ekranda tamam. da görüyorsunuz tamam. zaten. Okuyorsunuz siz de. Tamam. Kocam bir yalancı mı diyor. Senin ekran burada. Tamam gördüm. Kocası yalancı mı? E, yalan söylüyor tabii orada. Yani yakalandığı için sonuçta sordu. O bir açıklama yaptı ve e, biz inanmıyoruz ona söyledi şeydi değil mi? Tamam. Tamam. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bir soru sorulduğu zaman desem ki sana, e, bugün program kaçta bitiyor? Sen bana bir şey söyledin. Ben bunu sorgulamam artık. O saate inanırım. Fakat genelde biz günlük hayatta soru sorduğumuz zaman cevabı almak istiyoruz. Tamam? Yani o dese ki adam ya hayır bak adam dürüst de olsa gerçek de olur. hayır sen beni bence... Şimdi burada biz kendi yargımızı kuruyoruz. Yargıyı kurduktan sonra istediğimiz cevabı almak için tırmalamaya başlıyoruz. Doğru. Dinlemiyoruz da anlamaya da çalışmıyoruz. Ama şu gerçek olan bir şey var. Şimdi inkar ettikten sonra kocası yalancı mı? Şimdi bunu o hisseder bilmez. Kimse bilmez ama o hisseder. Hanımefendi hisseder. Evet. Ve hislerinize güvenin bu noktada. Çünkü ben kadının hislerine çok güveniyorum. Hatta bazen şey olur bir davette bir misafirlikte ...eşinizin yanında bir hanımefendi gelir ve rahatsız olur o hanımefendiden. E, kadın kadınlar rahatsız olur, hisseder. Bu tıpkı bir erkek bir kadına kur yaptığı zaman da kadın anında hisseder. Gerisi erkek oyununa devam eder ama kadın zaman ilk başta hissetmiştir. Doğru. Burada yapacak tek bir şey var. Ben buna inanıyor muyum, inanmıyor muyum? İnanmıyorsanız eğer, deşmek zorundasınız. Ve e, eğer inanıyorsanız da şuna da aldanmayın. Belki siz ikna olmuşsunuzdur ve gerçek olabilir. Ama etraftakiler diyebilir ki enayi misiniz sen olur mu öyle şey falan... Siz yüreğinizde inandığınıza bakın. Çünkü eşinizle geçirdiğiniz zamanı bilen sizsiniz. Onu hı hı. tanıyan sizsiniz. O yüzden de ne olur e, bu tip durumlarla karşılaştığınızda ki teknoloji hayatımıza girdikçe bunlar artacak. Artıyor, e, çünkü doğru. çok farklı aletler kullanıyoruz. Çok farklı cihazlar. Birinde kapattığımızı birinde açık unutuyoruz vesaire. E, ama böyle ya de yaşanmaz. Böyle yani. De yaşanmaz. Yani sürekli eşimin, sevgilimin bir mesajını yakalayayım. Ay ne oldu? Telefon açtım. Üçüncü de açmadı falan. Böyle hayat sürmez. E, ama bu durumlarla sık sık karşılaşacağız. Cevabı alın. Yalancı mı? Bilmiyorum ama sonuçta e, biraz deşerseniz onu çok net görürüz. Peki. Şimdi bir soru gelmiş arkadaşlarım ekrandan okutacaklarmış bana onlar yazmışlar. Senin bir söylemin üzerine tamam. erkeklere yardım edin demişsin ya eşlerine tamam. bir beyefendi aramış şu tamam. anda rejimizi getirsinler arkadaşlarımız. E, karım akşama kadar televizyon izliyor ama ben yemek yapıyorum. Aret Bey buna ne diyecek demiş. Beyefendiye şu soruyu söyledim ben de. Ben kılıbık mıyım diye sormuş. Tabii ki değilim yani şöyle değilim eğer siz bu hizmet ederken veya eşiniz için yemek yaparken veya eşinizi iyi hissettirirken kendinizi iyi hissediyorsanız, kötü hissetmiyorsanız bunda bir sıkıntı yok. Ve böyle tanımlamalar yani her eşine yardım eden kılıbık mıdır? Ya da... Ama bu adam yardım etmiyor ki. Karısı akşamahtan akşama kadar televizyon izliyor. O da yemek yapıyor. En başta ilk ilişkilerinin başladığı günden beri böyleyse eğer bu karşılıklı olarak kabul edilmiş bir durumdur. Kılıbık mıdır böyle bir Değildir. erkek? Kılıbıklık başka bir şey. Kılıbıklık değil biliyor musun? Ne i̇şte o az önce kayınvalide gelin arasında şey yaptık ya annesine hık diye başını eğen, <laughs> e, orada bir şey diyemeyen, diye her yerde hık bık olan ona biz kılıbık diyebiliriz. Zaten. <laughs> o zaman kılıbığın anlamını açıklıyoruz. Hık bık. <gülüyor> <gülüyor> kılıbık. <gülüyor> hık bık sen kılıbıksın. Kafiyeli oldu. <laughs> Kafiyeli oldu. Peki 37 yıllık evliyim. 8 <laughs> torunum var. Maşallah. Maşallah. Ama kocam bana aşık değil demiş. Onu kendime hala aşık edemedim. Nur Hanım ne olur yardımcı olun demiş. Derler ya İlacım olsa başı basit. aradan iki tane şey çıkartabiliriz orada. Ne 37 yapıyorsun? yıl olmuş. Hala Sekiz sorunu var hala. De, demedim dediğine göre ilk baştan beri bu his var. Dolayısıyla da 37 yılda değişmeliyse bir şey değişmez. Yani biz bekliyoruz ki işte 5 sene sonra değişecek, 3 sene sonra değişir. İnsan o kadar kolay değişmez. Peki Aret nasıl oluyor mesela 37 yıllık Söyleyeyim. evliliğe 8 sorun varsa e, ciddi de çocuk sayısı vardır hı -hı. yani hı -hı orada. Hı -hı. E, dolayısıyla hiç sevmeden hı -hı. 37 yıl bir ömür geçmiş. Kelimeler karışıyor bak. Sevmeden değil seviyor. insan olarak, eş olarak, kadın olarak. Aile yapısını bilmiyoruz. Ama sonuçta bu 37 yılda torunlar şey aşkla biz sevgi her şey hepsini birbirine karıştırıyoruz. Mesela 37 yıl sonunda belki şunu bulamadığımız için çok üzülüyoruzdur. Kocam beni arzulamıyor. Kocam benimle ilgilenmiyor. Yani gözüme hayran hayran bakmıyor. O ilk başlarda yaşadığımız tutku Heyecan, adrenalin, artık böyle hani e, yüzümün kızarması, nefes nefese kalmam, onun telefonunu beklemem. Belki şu anda bizi izleyenler arasında bu heyecanı yaşayanlar vardır. Ancak bu heyecan ne kadar sürdürülebilir bir heyecandır ya da bu heyecan aşk mıdır? Hmm. Sonuçta e, bunu ancak o insanla beraber yaşamaya başladığımız an, İlginç bir istatistik vereyim hemen çok. Dün bunu paylaştım çünkü. Ya, çok mutlu e, Lisbon'da yapılan bir şey bu, bir araştırma. E, olay şu, evlilik başvurusu da bulunuyor çiftler. Hı hı. E, eğer kabul ederlerse şöyle bir teklifte bulunuluyor. Teklifi alacağız ama siz bir ay aynı evde yaşayacaksınız sonra yürürlüğe koyacağız sizin bu başvurunuzu. Ve e, bu yapılıyor Lisbon'da bir ay sonunda başvuru sayısını geri çekenler 137. Aynı evde yaşadıktan sonra. Çünkü aynı eve girdi. de... Foyalar, defolar, o defolar ne kadar ortaya anlaşabileceğiz çıkıyor. yaşam şeklimiz, dağınıklığımızdan şeye kadar. 3 aya çıktığında bu süre 50'den 6'a düşüyor tekrardan o evlilik başvurusunu yenileyenler. Dolayısıyla tekrar başa dönersek şöyle bir şey var. 37 yıl önce biz ne için evlendik? Nasıl evlendik? Gerçekten sırf sıklama aşkı mu evlendik yoksa iyi bir eş, iyi bir baba seçip işte yaşımız geldi bir yuva yapalım diye mi? Abartısız söylüyorum çok net. Milyonlarca insan bugün ilişkisiyle ilgili sorun yaşıyor. Ama bu ilişkilerin Aynen. sorunlarının temel nedeni başlangıcından başlıyor. Peki bunlar çözülebilir mi? Yani 38 yıllık bir evlilik düzelebilir mi? Düzelebilir, düzelmeyebilir de. Düzelebilir Doğru ama rağmen... düzelme oranı daha düşük. Yani arada, şu değiştirmeyi bekliyorsunuz çünkü. E, sevgili Ahmet bugün bize çok güzel tiyolar vereceğiz, verecek. Evdeyiz ve ne yapabiliriz? Yaşamımızı nasıl renklendirebiliriz? İlişkimizi nasıl güçlendirebiliriz? Sevdiğin senden kilometrelerce uzak değil. Çok yakında ama sosyal mesafe var. Sosyal mesafeyi koruyarak ilişkimi nasıl güçlendirebilirim? Hayat bugün... ilişkiden ibaret değil. O da değil. <gülüyor> <gülüyor>